Merhabalar, hoş geldiniz. Arkadaşlar biraz daha sol tarafa gidelim. Tam zamanında başlarız. Ulan güzel başkan. Cin üzüm var ya ileride esas. Cin üzüm çok güzel. Hangi bankası? Kazana atın kazana. Evet. Bunları atın artık bunları ya. Dün geçmiş tadına baktık. He? Sepeti tutun oğlum. Tutun. Al kameraya bakmayın video. Tabii zor bir şey. Ne yapacağız? Hoş geldiniz. Şöyle de yapayım mı? Bu bağın üzümü, üzümünden pekmez. Biz efendim. Efendim buradayım. Erat Bey. Bence iki tane. Az olsun ama az. Tamam, Bağcılar'da geleneksel hale gelen üzüm festivalimizden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bağcılar gerçekten tarihine baktığımız zaman yeşilliklerin bol olduğu, bağların bol olduğu bir ilçemizdi. Ve 12 Eylül'den önce de Yeşilbağ ismiyle belediyeydi. Ve yine Güneşli'de Kayısı bahçemizle, Demirkapı'da ceviz bahçemizle, yine elma bahçemizle, kızılcık bahçemizle, fındık bahçemizle, kestane bahçemizle bu nostalji serisine devam ettik. Ve Bağcılar için gerçekten farklı bir kültür, farklı bir güzellik oluştu. Bağcılar tüm vilayetlerden, Balkan coğrafyasından göç alan bir ilçemiz. O açıdan da buradaki hemşerilerimizle, memleketleriyle özdeşleşen meyvelerin burada bahçe haline getirilmiş olmasından da ayrıca mutluluk duyduklarını da özellikle ifade etmek istiyorum. Ve o kültürü burada yaşıyorlar. Memleketlerinde nasıl ki meyve bahçelerinin altlarında piknik yapıyorlar iseler, burada da aynı kültürü yaşıyorlar. Yoğun bir stres içerisinde, yoğun bir yapılaşmanın olduğu şehrin içerisinde böyle meyve bahçeleri, nostalji bahçeleri gerçekten farklı bir güzellik oluşturuyor. Aynı zamanda bağcılarımızda güzel bir kültür çalışması da ortaya koyuyor. Çocuklarımız özellikle meyvelerin nasıl yetiştiğini, işte cevizin yerde mi, ağaçta mı olduğunu, fındığın veya diğer meyvelerin nasıl olduğunu da aynı zamanda burada görüyorlar. Birlikte yetiştiriyoruz. Gerçekten hemşerilerimizin o güzellikleri, buradaki sevgileri, bu meyvelerin gıdası ve gübresi ben olduğuna inanıyorum. Ve birlikte koruduğumuz bu meyveleri de yine hemşerilerimizle birlikte böyle güzel ortamda topluyoruz, hasat ediyoruz. Tabii bu bir nostalji. Böyle bunun alıp da ticaretini yapacak bir durumumuz söz konusu değil ama bir nostalji yaşıyor olmak gerçekten farklı bir duygu, farklı bir his. Burada birçok hemşerimizin gözlerinin ben yaşardığını da aynı zamanda gördüm. Öyle tahmin ediyorum ki bir 500 kiloya yakın bir pekmezi arkadaşlar kaynatıp dağıtacaklar. Tabii ikram ediyorlar. Gelenlere buradan ikram ediliyor. Nostalji amaçlı da zaten paketlendi. Burada da sergileniyor. Hayır, başka. 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 Başka.